aslında sosyal medyada kullandığı isimler gözaltına alınmalarına. O soruşturmayı da Sözcü Televizyon ekibinden Kardelen Kocatürk izliyor ve Kardelen şimdi son notlarıyla karşımızda. Senem Ilgaz, biz şu anda kameraman arkadaşım Burak Dalgül'le birlikte İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nün önündeyiz. Sabah saatlerinde Bahar ve Nihal Candan kardeşlere bir operasyon düzenlenmişti. Şunun bilgisini geçelim. Normalde ilk emniyete getirildiler ancak şu anda sağlık kontrolleri nedeniyle hastanedeler. 16.30 gibi tekrardan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmesi bekleniyor. Hemen operasyonun detaylarını sizlerle paylaşalım. Neden alındı bu iki fenomen kardeş? Aslında soruşturmanın ayağı biraz 2020 ayağına dayanıyor. Geçmiş yıllara dayanıyor. Asayiş Şube Müdür ekipleri aslında 2020 yılında bir organize suç örgütüne operasyon düzenleniyor. Ardından ise 24 kişi tutuklanıyor ve 2021 bu operasyon da aslında 2021 Haziran ayında yapılıyor. Bununla ilgili de aslında az önce Emniyet Müdürlüğü'nün bir basın açıklaması oldu. 107 bin lira para aklama, 2 adet araç, 2 ruhsatsız tabanca ve 98 bin lira haksız kazanç elde edildiği bilgisi paylaşılıyor operasyonla ilgili. Ancak 2021 Haziran ayında devam eden bu operasyonun aslında bu devamı niteliğinde olan bir operasyon ve bu yıl içerisinde Mayıs ayında aslında 6 şüpheli içinde aynı operasyondan kişi gözaltına alınıyor ve örgüt lideri olarak bilinen ve eski polis memuru olduğu iddia edilen Onur Apaydın'ın gözaltına alındığı bilgisi var ve bu 6 şüpheliden 5'i de tutuklanıyor. Şu anda Onur çete lideri olarak söylenen Onur Apaydın da içeride ve burada da aslında 9 şüpheli ve 15 mağduriyetin olduğu bilgisi var. Şimdi operasyonun bu ayağına geldiğimizde aslında devamı niteliğinde 3 kişi gözaltına, Kars'a kadar uzanan bir örgüt suçu var aslında ve bu 3 kişinin içerisinde de bu fenomen kardeşler olan Nihal ve Bahar Candan kardeşler var. Bunlar şu anda aslında kara para aklama suçundan gözaltına alındılar. Sabah saatlerinde evlerinde arama yapıldı Senem Ilgaz ve şu anda da sağlık kontrolü içinde hastanede olduğu bilgisi var. Peki burada nasıl bir organize suç var? Hemen onun da size anlatalım. Şöyle bilgi geçildi bize emniyet müdürleri tarafından. Ucuz araç satışı yapma yöntemiyle aslında birden fazla kişiyi kandırıyorlar. Ucuz araç piyasa üzerine, ihale üzerinden mesela değeri 1 milyon olan aracı 500 bin liraya verip önce kişileri çekiyorlar. Ardından ise belli başlı parayı toplayıp ne aracı ne de paraları geri iade edip ortadan kayboluyorlar. İşte Bahar ve Nihan Candan kardeşler de bu örgüte üye olma suçlarından ve suç gelirlerini aklamadan yargılanacaklar ya da iddianame bunun üzerine oluşacak Senem Ilgaz. Ve bununla birlikte emniyetin bize verdiği bilgiler doğrultusunda bir kişi Kars'ta gözaltına alındı. İki fenomen de İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Kars'taki kişinin ise şu anda uçakla İstanbul'a getirildiği ve sağlık kontrolü için hastaneye sevki gerçekleştiği bilgisi var ve 16.30'da da aslında emniyete tekrardan bir giriş yapacaklar. Onun bilgisini bize verdiler. Aslında güven ortamı içerisinde Bahar ve Candan kardeşleri bu suç örgütünün emniyetin bize verdiği bilgiler doğrultusunda güven amaçlı kullandıklarını, lüks restoranlarda yemek yedinip ardından ise araç satışlarını yapıp piyasa değerinin daha altında kişilerden para toplayıp sonra da ortadan kayboldukları iddiası var. Bundan dolayı içeriye gözaltına alındığı bilgisi geçildi Senem Ilgaz. Peki kaç kişi mağdur? Hemen toplam bu 2020'den bu zamana 2023 yılına 50 kişinin mağdur olduğu ve 100 milyondan fazla paranın aklandığı bilgisi var. Senem Ilgaz, son bilgiler bu şekilde. Biz de saat 16.30'u bekliyoruz şu anda çünkü emniyete giriş işlemleri yapılacak. Evet. Ardından ise aslında ifadeler başlayacak diyelim ve bu noktadan sözü yeniden size bırakalım. Peki.